Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde cümle ögelerini işlemiştik, hatırlarsınız ki. Bu dersimizde cümle dışı unsurlardan bahsedeceğimi söyledim. Cümle dışı unsurlar cümlede nasıl karşımıza çıkar veya biz bu cümle dışı unsurlar dediğimiz kelime gruplarını nasıl tanıyabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Örnekler yazarak tıpkı bir önceki dersimizde olduğu gibi anlatmaya devam edeceğim. Şimdi konumuz cümle dışı unsurlardı. Yani cümlenin ögeleri içerisinde yer alan ama cümle içerisinde katkı sağlamayan kelimelerdi. Cümlenin kuruluşuna katılmazlar, yani öge değillerdir. Dolaylı olarak cümlenin anlamına katkı sağlarlardı. Şimdi hemen cümle dışı unsurlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar biz cümle dışı unsur dediğimiz zaman şunlara dikkat etmiş olmamız lazım. Bir cümledeki bağlaçlar, yine aynı cümlede geçen ünlemler veya arkadaşlar tabi ünlemler ve ünlem grupları dahil bunların içerisine hitaplar, mesela bir sesleniş, ey Türk gençliği derken arkadaşlar, yine ara sözler cümlemin içerisinde bulunan ama ögelere dahil olmayan kelime gruplarıdır. Bunlar tamamen kuruluşun dışında kalıyorlar arkadaşlar. Söyleyebilecek başka herhangi bir durumumuz yok. Ama ben şu birkaç tane örnek yazarak hani durumu en azından gözümüzde bir sabitleştirmek istiyorum. Diyelim ki şimdi ölmek kaderde var, bir şiir yazayım. Bu taraftan mı yazsam? Buraya yazayım. Bakın cümlenin ögelerini tekrardan bulacağız zaten biz bu cümlede. Bize dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben cümlenin içerisinde olan ama cümleye katkı sağlamayan bir grup arıyorum veya bir kelime arıyorum. O yüzden bu bana sınav sorusu olarak geldiği için, geleceği için ihtimalim var. Dikkatli bir şekilde çözmek zorundayım. Tamam mı? Evet, dedim ki ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı var dedim. Pardon, var yazmışım. Vatandan ayrılışın ızdırabı zor dedim. İki tane cümlem var arkadaşlar. Hemen cümlelerimin kelime gruplarını, ögelerini bulayım. Vermiyor yüklem dedim. Vermeyen ne arkadaşlar? Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Bakın iki tane cümle virgülle birbirine bağlanmış. Ürküntü vermeyen ne arkadaşlar? Ürküntü vermiyor yüklem diyeceğim bu arada. Çok özür dilerim. Ölmek, özne diye belirttim. Kime vermiyor? Bize, yer tamlayıcısı. Yine ölmek kaderde var yüklem. Var olan ne? Ölmek. Bu cümlenin de öznesi. Nerede var? Kaderde var. Yer tamlayıcısı ekini aldığı için yer tamlayıcısı dedim. Devam ediyorum. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Zor yüklem arkadaşlar. Zor olan ne? Vatandan ayrılışın ızdırabı, öznem. Şimdi buradaki lakin grubuna, sözüne, grup diyorum. Lakin sözcüğü için cümleye sorabileceğim herhangi bir soru tarzı yok arkadaşlar. Bir soru tarzı olmadığı için ben buradaki bağlaça arkadaşlar mecburen cümle dışı unsur demek zorundayım. Soruda gelebilir, paragrafta gelebilir. Der ki mesela aşağıdakilerden hangisi cümle dışı unsurdur? Bunun artık bağlaç, ünlem, ara söz, grup neyse buradan hareketle yola çıkarak kendinizi belirlemenizi istiyorum. Mesela bir başka örnekte şunu söyleyelim. Sana dün bir tepeden baktım. Belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul. Şimdi burada cümlem belli. Örneğimi yazdım. Hemen yüklemimi buluyorum. Baktım, yüklem. Bakan kim? Ben. Ben neye baktım? Nesnenin olmadığını gördüğüm için artık direkt yer tamlayıcısı veya zarf türemecine geçeceğim. Ben neye baktım? Sana baktım. Yer tamlayıcısı. Ne zaman baktım? Dün baktım. Zarf türemeci. Nereden baktım? Bir tepeden baktım. Tekrardan yer tamlayıcısından bahsettim. Az önce söyledim. Hitaplar, bağlaçlar, ünlemler, ara sözler cümle dışı unsurdur dedim. Burada Aziz İstanbul diye belirtilen olan hitap grubu arkadaşlar benim cümle dışı unsurum. Tekrardan örnek yazıyorum. Diyorum ki şair, bu sefer tekrardan bir
bağlaçtan iki cümleyi veya iki grubu birbirine bağlayan. Şair sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde fiilimsi gruplarının, yani fiilimsilerin yargı bildirdiğini, yarım yargı olduğunu söylemiştim ya. O, unutmayalım bir onu, çünkü bir şey söyleyeceğim birazdan. Yaşarsın yüklem dedim. Kim? Şair. Sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın. Bakın arkadaşlar, şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Şair ve sen. İkisine de özne diyeceğim. Çünkü burada yaşarsın dediği sen ve şair. Aynı kişiden bahsediyoruz. Peki, dıkça dikçe benim fiilimsim değil miydi? Üzüldükçe ve öldükçe dedim. Şimdi burada arkadaşlar iki yargıyı birbirine bağlayan şu bağlaç nasıl yaşarsın diye soracağım. Üzüldükçe ve öldükçe diye cevap vereceğim. Şu gruba komple zarf tümleci diyebiliyorum. Ama arkadaşlar şuradaki bağlacı maalesef zarf tümleci grubunun içerisine almıyorum. Çünkü o benim için artık cümle dışı bir unsurdur. Devam edelim. Şimdi ara sözler dedik cümle dışı unsurlara dahildi. İşte bir örnek yapalım. Diyelim ki dün Ali amcalara ara söz neyle gösterilirdi? Ya iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında gösterilirdi. Ben iki kısa çizgi arası, iki virgül arasında göstereceğim. Ali amcalara, eski komşumuza gittik dedim. Şimdi arkadaşlar iki virgül arasında gösterilen ara sözüm burada. Hemen yüklemimi buluyorum. Gittik yüklem. Gidenler kim? Biz. Biz neyi gittik dedim. Ne gittik? Nesnemiz yok. Ne zaman gittik? Dün gittik. Zarf tümleci. Kime gittik? Ali amcalara gittik. Yer tamlayıcısı. Burada gördüğün iki virgül arasında bulunan ve tekrardan kime gittik diye sorduğumda eski komşumuza diye Ali amcanın açıklaması olan ara söz arkadaşlar benim cümle dışı unsurumdur. Lütfen bunlara dikkat edelim. Başka bir ara söz örneği verelim. O da şu olsun. Başımın ağrısı. Bu da sevdiğim bir örnek. Başımın ağrısı yazları. Bakın bir ara söz yazıyorum tekrardan. Sıcaktan olmalı. Daha da artar dedim. Şimdi arkadaşlar tekrardan yüklemime bakıyorum. Kağıdımı şöyle aldım. Artar yüklem. Artan ne? Başımın ağrısı özne. Ne zaman artar? Yazları zarf tümleyicisi. Şimdi zarf tümlecinin yanında az önceki cümle dışı unsurumuz yine yer tamlayıcısının açıklaması konumundaydı. Her zaman açıklama konumunda olmak diye bir şey yok. Ama yazın ne olur arkadaşlar? Sıcaklar olur. O yüzden ben diyorum ki sıcaktan olmalı diye belirttiğim kendi tahmin kelime grubumu cümle dışı unsur diye aldım. Nasıl artar? Daha da artar. Zarf tümleci diye belirttim. Bir örnek daha yazalım. Mesela diyelim ki bakalım buradaki yer tamlayıcısı diyorum. Buradaki cümle dışı unsuru hemen görebilecek miyiz? Varsın sonunda bizzat yarattığımız örneğimi yazıyorum. Bu eser bizi inkar etsin. Şimdi tekrardan yüklemimi bulacağım arkadaşlar. İnkar etsin yüklem. İnkar eden kim? Bizzat yarattığımız bu eser mi? Yoksa yarattığımız bu eser mi? Hangisi arkadaşlar? Şimdi ben ne dedim burada? Bağlaçlar, ünlemler, hitaplar, ara sözler dedim. Burada ben özellikle bizzat diye kendimi belirtiyorum. Yani yarattığımız bu eser kim yaratmış bunu? Biz yaratmışız. Özellikle vurguluyorum. O yüzden yarattığımız bu eseri özne diye alacağım. Ne inkar etsin bizi belirtili nesne? Ne zaman bizi inkar etsin? Varsın sonunda bizi inkar etsin arkadaşlar. Buna da zarf tümleci dedim. Şuradaki bizzatı özellikle vurgu yaptığım için cümle dışı unsur olarak aldım. Şimdi diğer sayfama farklı örneklerle girelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi tekrar söylüyorum.
Ara sözler demek arkadaşlar veya cümle dışı unsurlarda belirtmiştik ki ara sözü. Bunların farklı görevleri olabilirdi cümlede veya yardımcı ve açıklayıcı bir öge olarak kullanılabilirdi. Yine iki virgül arasında veya parantez içerisinde iki kısa çizgi arasında gösterilebilir dedim. Yani ki eki ile de bağlanabilir. Mesela arka sıradakilerden biri dedim. Buradaki ki eki, hatta yazayım şöyle ne demek istediğimi anlayın. Zaten örnek yazacaktık. Buraya yazdım. Diyorum ki arka sıradakilerden biri. Bakın. Ki ekimi belirttim. Gördüğünüz gibi. Ki ekiyle beraber bağlanabilir diyorum ya. Arka sıradakilerden biri virgül gözlüklü olanı özellikle vurgulamak istiyorum. Tekrardan virgül içine aldım. Bir soru sordu. Şimdi sordu, yüklem. Ne sordu? Soru sordu, özne. Ya da soru sordu mu diyeceğiz. Bakalım. Evet, soru sordu, yüklem diyeceğiz. Çok özür dilerim. Bakın böyle hata dalıp yaparsanız yanlış yapabilirsiniz. Soru sormak, yüklem. Arka sıradakilerden kim soru sormuş? Arka sıradakilerden biri soru sormuş arkadaşlar. Özne diyorum. Şimdi şuradaki gözlüklü olanı dediğimiz arkadaşlar iki virgül arasında verilen ara söz benim cümle dışı unsurum. Şimdi ne kadar soru sormuş veya kaç soru sormuş diye soruyorum. Bir soru sormuş. Sarı rakam belirttiği için, miktar belirttiği için zarf cümleci dedim. Tekrar söylüyorum. Şimdi mesela illaki her cümle dışı unsur cümleye bir anlam katmaz, cümleden çıkartılmalı, cümlede bulunmamalı gerek gibi bir ifade söylemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü bir önceki dersimizde de söylediğim gibi arkadaşlar ara sözler ögelerin içerisinde yer almıyor ama mesela bir ünlem grubu veya bir belirttiğimiz bağlaçlar, hitaplar bunlar bir cümleye daha çok anlam ifade edebilen kelime grupları. Şimdi mesela cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilmeleri konusunda herhangi bir kuralımız yok. Bir ara söz, bir bağlaç, bir ünlem, bir hitap cümlenin herhangi bir yerinde olabilirler. Mesela red, onay veya kabul bildiren bir kelime grubu da benim ara sözüm olabilir. Veya cümle dışı unsurlarımdan herhangi bir tanesi olabilir. Diyorum ki evet, her şey bende gizli bir düğüm. Tekrar söylüyorum. İlla cümle dışı bir unsur cümlenin başında, ortasında, sonundadır diye bir kural belirtmiyorum. Cümlenin herhangi bir yerinde olabilirler. Şimdi her şey bende gizli bir düğüm dedim. Düğüm desem yükleme. Düğüm olan ne dedim? Her şey kimde? Bende. Şu gizli bir açıkta kalacak arkadaşlar. O yüzden yüklem bulurken dikkatli olun. Zaten dedik ki tamlama görevinde veya sıfat tamlaması veya isim tamlaması görevinde olabilecek olan yüklemleri ayırmayın dedik. Nasıl düğüm? Gizli bir düğüm. Bakın tamlama görevinde. Yüklem dedim. Gizli bir düğüm olan ne? Her şey özne. Her şey kimde gizli bir düğüm? Bende gizli bir düğüm. Peki buradaki evet arkadaşlar. Buradaki evet yani onay bildiren bir kelimem benim cümle dışı unsurumdur. Dediğim gibi cümle dışı unsurlar bize soru olarak gelebilir. Neden gelmesin? Ama bizim burada bunlarla ilgili sıkıntı yaşamıyor olmamız lazım. Çünkü cümle dışı unsur dediğimiz zaman arkadaşlar öznenin, yüklemin, işte zarf cümlecisi ve yer tamlayıcısının dışında arkadaşlar cümlenin içerisinde yer alabilen bir grup. Mesela bir örnek daha yazalım. Birkaç tane yazalım. Hem de uzun bir soru olsun. Hemen yazıyorum. Çıkmamız, örneğimi yazdım. Çıkmamız gereken uygar milletler seviyesini iki kısa çizgi arasında gösterdiğim ara sözümü de yazdım. Ki bu seviyeye hala çok uzağız. Mustafa Kemal hedef olarak bize göstermişti diye bir cümlem var. Şimdi yüklemimi buldum. Göstermişti yüklem. Gösteren kim? Mustafa Kemal. Özneyi buldum arkadaşlar. Sonra özneden sonra nesne aramam lazım. Mustafa Kemal neyi göstermişti? Çıkmamız gereken uygar milletler seviyesini göstermişti. Neyi sorusunu sorduğum için ve şuradaki i harfinden dolayı arkadaşlar belirtili nesne dedim. Peki kime göstermiş arkadaşlar? Bize göstermiş. Yer tamlayıcısı bize nasıl göstermiş? Bize bir hedef olarak göstermiş arkadaşlar. Zarf
tümleci dedim. Burada iki kısa çizgi arasında yer alan cümle dışı unsurumu da belirttim. Verebilir. Mesela böyle bir cümle verir. Cümle dışı unsurun cümle ögelerine dahil olmayacağını bilirsen, yukarıdaki veya aşağıdaki cümlelerin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye gelen bir soruda cümle dışı unsuru saymaman gerektiğini bilirsen doğru yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunların dışında çok basit bir konumuz var. Hemen cümlede vurgulanan öge hatırlarsınız ki arkadaşlar. Şimdi benim vurgulanan ögem cümlenin ögeleriyle ilgili bir konu tabii ki. Soru gelebilir mi? Evet gelebilir. Daha önceki denemelerinizde de zaten bununla ilgili çok soru geldi. Bunu ayırmamız gerektiği konusunda da bazı bilgiler vermiştik. Şimdi önce vurgu ile ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Vurgu temel olarak konuşma okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskıdır. Mesela ben size sana kaç defa dedim diye kaç kelimesini vurguladığım için daha yüksek sesle söylüyorumdur. Şimdi ben konuşma dilindeyken düşünceyi daha baskın göstermek isteyebilirim ve bu yüzden cümlede bazı kelimeleri de vurgulayabilirim doğal olarak. Şimdi cümlede vurgulanan ögeyi bulmak için öncelikle cümlenin ögelerini belirlememiz lazım. Demek ki birinci kural arkadaşlar cümlenin ögelerini belirle. Cümlenin ögeleri belirlendikten sonra arkadaşlar cümlenin ögelerini belirle diyecektik. Neyse belirle. İki diyelim hemen. Cümlenin ögeleri belirlendikten sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şimdi ilk olarak ögeyi belirledim. İkinci olarak ögeyi belirledikten sonra da şuna dikkat etmem lazım. Yükleme. Kağıdımı şöyle aldım. Yükleme en yakın olan öge vurgulanmıştır. Bakın bunu dikkat etmemiz lazım. Çünkü ben bunu daha önceden de anlatmıştım. Bir cümlede ögeyi belirlersin. Ögeyi belirledikten sonra yükleme en yakın olan hangi ögeyse onu vurgulanmıştır diye cevaba ulaşabilirsiniz. Mesela ben örnek bir cümlede diyorum ki yarın büyük bir toplantı yapacağız dedim. Şimdi burada önemli olan nokta ögeyi belirlemem. Ögeyi belirledikten sonra da arkadaşlar cümlede de yükleme en yakın olan hangisi ise vurgulanan ögem o diyeceğim. Yapacağız yüklem. Kim yapacak? Bakın birinci çoğul şahıs yani biz yapacağız. Peki biz neyi yapacağız? Ne yapacağız? Büyük bir toplantı yapacağız. Belirtisiz nesne. Nesne dedim. Ne zaman yapacağız? Yarın yapacağız. Yani biz zarf tümleci dedim. Gördüğün gibi yükleme en yakın olan öge belirtisiz nesne olduğu için vurgulanan öge arkadaşlar belirtisiz nesnedir. Birkaç tane daha örnek yazalım. Hem cümle ögeleriyle ilgili de örnek çözmüş oluruz böylelikle. Diyorum ki telefonumu denize dün düşürdüm. Şimdi kural bana dedi ki cümlenin ögelerini bul, sonra yükleme en yakın olan ögeyi seç. Düşürdüm yüklem. Düşüren kim? Ben. Ben neyi düşürdüm? Telefonumu. Belirtili nesne. Şimdi zarf tümlece eğer tamlayıcısı dedim. Soruyorum ne zaman düşürdüm? Dün düşürdüm zarf tümlece. Nereye düşürdüm? Denize düşürdüm. Yer tamlayıcısı dedim. Ögeleri belirledikten sonra yükleme en yakın olan ögeye bakacağım arkadaşlar. Burada yüklemimin en yakın olan ögem şurada gördüğün gibi dün kelimesi zarf tümleci. O yüzden cümlede vurgulanan öge diye şöyle kısasıyla yazdım. Siz zaten burada ne demek istediğimi biliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar yani önemli olan şey ögeyi doğru bulmak. Tabii ki vurgulanan öge sorusunda da cümlenin ögelerinde olduğu gibi doğru bulmak her zaman bizim için daha önemli. Şimdi bazen şöyle bir konuda var. Konu şu açıdan önemli arkadaşlar. Ben şimdiye kadar bütün vurgularda hatta şöyle yapalım. Daha önceki derslerde yazmış olduğum birkaç tane cümlenin ögesi örneği vardı. Cümle dışı unsurlarla ilgili.
Oradan da yola çıkabilirim. Hiç sorun değil. Şimdi ben cümlede vurgulanan ögeyi tartışacaksam şuna dikkat etmiş olmamı istiyorum. Yüklemle ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi örneklerimiz bunlardı. Bunlar daha önceki derslerde seçtiğimiz örneklerdi. Renkli bir kalem kullanayım. Mesela yüklem fiil mi, yüklem isim mi? Önce bir ona bakalım. Mesela burada ağaçların çiçek çiçek donandığı bir bahar ayındaydık dedim. İsim soylu ek fiil almış. Burada yüklemim isim arkadaşlar. Buraya geldim. Oradadır yüklemim isim. 2 metre kadardır yüklemim isim. Çok güzeldi yüklemim isim bakın. Bekliyor. Beklemek yüklemim fiil. Bir görevli bu salondan çıkmamız gerektiğini söyledi. Söyledi yüklem fiil yüklemim de fiil arkadaşlar. Şimdi cümlede vurgulanan öge ile ilgili söylemek istediğim şey şu. Eğer bir cümlenin yüklemi arkadaşlar isimse, bakın yüklem isimse orada vurgulanan öge yüklemin kendisidir. Tekrar söylüyorum, bir cümlenin yüklemi isimse orada vurgulanan öge yüklemin kendisidir. Yani burada ben bizim aradığımız arsa oradadır derken yüklemim isim olduğu için buraya ben vurgulanan öge diyebilirim. Yine 2 metre kadardır dedim. Burada nehrin derinliği 2 metre kadardır. Yüklem isim olduğu için ben burada yüklem olarak vurgulanan ögeyi kendimi söyleyebilirim. Yani yüklemin kendisini söyleyebilirim. Burada isim soylu bir yüklemden, fiilden yüklemden bahsettiğim için vurgulanan öge olarak yüklemi seçebilirim. Yine karın lapa lapa yağışını seyretmek çok güzeldi derken de yüklemim isim soylu bir sözcük olduğu için vurgulanan öge yüklemdir derim. Buraya geldim. Burada yüklemlerin ikisi de fiil farkındaysanız. Yaşlı insanlar sabah sabah banka kuyruğunda bekliyor dedim. Bekliyor yüklem arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Peki bekleyenler kim? Yaşlı insanlar ne zaman sabah sabah nerede bekliyor? Sabah banka kuyruğunda bekliyormuş. Şimdi yüklem burada fiil olduğu için ben diyorum ki yüklemin yanındakine bakacağım. Yani burada vurgulanan ögem neymiş arkadaşlar? Yer tamlayıcısı. Fiil olduğu için yanındakine bakıyorum. Ama isimse yüklemin kendisi vurgulanmıştır. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Söyledi yüklem. Fiil soylu bir yüklemim bu. Neyi söylemiş? Bu salondan çıkmamız gerektiğini. Yüklemin yanındaki belirtili nesne olduğu için arkadaşlar vurgulanan öge burada belirtili nesnedir diyeceğiz. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi cümlenin ögelerinde dikkat etmenizi istediğim ara sözler ve vurgulanan ögeler de lütfen konuyla ilgili soru çözerken bunlara dikkat ederek soru çözerseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.